Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde bu dış görünüş ile vücudun özellikleriyle ahlakını çok daha detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Marifetname kitabında. Dileyenler oradan bu mevzuya bakabilirler diyor. Evet, şimdi hikemi feraseti anlattı, izah etti. Şimdi şerri feraset. Ne dedi? Hikemi ferasette yanılabilir. %100 doğruluğu bulmayabilir kişi ama şerri feraset sahibi asla yanılmaz. Çünkü ilahi yoldan alır bu bilgiyi. Şerri feraset neymiş? Şimdi bunu anlatıyor. Yani Allah Teala sana rahimsel rahmetiyle tecelli edip basiret gözünü yakin nuru ile nurlandırsın. Bilmelisin ki alem genel surette iki kısımdır. Birisi his ile görülen alemdir ki ona şehadet alemi ve mülk alemi denilir. Ve diğeri his ile görülmeyen alemdir ki buna da gayb alemi ve melekut alemi denilir. Ve bu kısımlandırma bizlere göredir. Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin indinde gayb alemi diye bir yer yoktur. Ona gayb yok çünkü. Hepsi her şeyden haberdardır. Belki bütün alemlerin mertebeleri Allah indinde hazır ve müşahade edilir. Nitekim Haşr suresi 22'de gaybı ve şehadeti bilir. O Rahmandır, Rahim'dir buyurulmuştur. Şimdi bizler açısından melekut alemi şehadet aleminin hareketlendiricisidir. Ve şehadet alemi Allah Teala Hazretleri tarafından hikmet olmak üzere melekut aleminin kahrında ve itaati altındadır. Bulunduğumuz, yaşadığımız bu alem, şehadet alemi, melekut aleminin kontrolü, güdümü altında. Melekut aleminin bu tasarrufa hak kazanışı kendi nefsinden ve zatından değildir. Belki ilahi tedbirlerdeki hikmet bunu gerektirmiştir. Şehadet aleminden hiçbir hareket ve sakinlik ve yeme ve içme ve konuşma ve sessizlik çıkmaz. İlla ki gayb aleminden çıkar. Ve bu hükmün izah olarak beyanı budur ki hayvanın hareketi ancak kast ve iradeden kaynaklanır. Ve kast ve irade ise kalbin amelinden olup his aleminde görülmez. Bundan dolayı bu kalp ameli gayb alemi cinsindendir gözükmediği için. Ve hisle müşahede edilen hareket ve onun benzerleri şehadet alemi cinsindendir. Ve bizim indimizde şehadet alemi alışılmış olarak his ile o şehadet aleminin cinsinden her bir idrak ettiğimiz şeydir. Ve gayb alemi ise alışılmış olarak hissimize gözükmeyen şeyde bizim şerri haberle ve fikri bakışla yani basiret gözüyle idrak ettiğimiz şeydir. Şimdi biz deriz ki şehadet alemi nasıl zahir gözüyle görülürse gayb alemi de basiret ve batın gözüyle görülür. Ve zahir gözü karanlık olduğu ve önüne kesif cisimler mani olduğu zaman göremez. Bir engel çıktığı zaman duvarın arkasını göremiyoruz mesela. Bunlar ona perde olur. Ancak bu perdeler kalktığı zaman görülür. Ve ancak bu maniler kalkınca ve aydınlık hissedilebilir olan şeylerin üzerine yayılınca göz görülen şeyleri idrak eder. Bundan dolayı zahir gözünün idraki gözün nuruna ve güneşin ışığına veya diğer ışıklardan bir ışığa yakın olur. Basiret gözü de his gözü gibidir. Ve o basiret gözünün perdesi günahların işlenmesi sebebiyle kalbe bulaşan örtüdür. Evet, basiret gözünü perdeleyen, karanlıkta bırakan ne oluyormuş? Günahlar. Kalbe bulaşan örtüdür. Ve nefsani şehvetlerdir. Ve hakkın vücudunun gayrı olarak itibar edilen hissedilebilir suretlere ilgi duymaktır. Ve diğer bunlara benzeyen perdelerdir. İşte bunlar basiret gözüyle melekut idraki yani gayb alemi arasına perde olur. Ve insan kalbinin aynasına kast edip yönelerek ona bulaşmış olan her bir perde ortadan kalkıncaya kadar türlü mücahadeler ve riyazet ile onu parlattığı ve sildiği zaman kalbini, o kalp aynasının cilası gayb alemine yayılmış olan nur ile bir araya gelir. Ve bu toplanma sebebiyle melekut ehline yavaş yavaş melekut ehlini görmeye başlar. Ve gayb alemine yayılan o nur hissedilebilir şeyler aleminde güneş gibidir.
Ve bu nur indinde basiret gözünün, yani kalp gözünün nuru ayırt etme nuru ile bir araya gelip gayb ile ilgili şeyler olduğu hal üzere açılır. Şu kadar var ki his gözü